Günaydın. Kızlar, pazar bugün uyandık biz. Tabii ki bayağıdır uyandık yani çok oldu. Kahvaltımızı falan yaptık. Mutfağı toparladım. Şimdi salondayım. Salonun perdesini attım. Dün demiştim ya ne yapacağımı bilemiyorum diye. Attım şu şekilde. Birazdan camını sileceğim. Perde uzun program olduğu için şimdi böyle yavaş ağırdan alıyorum yani. Bunu getirdim buraya ama Çınar'ın boyu yetişiyor buraya. Olmadı, tekrar geri eski yerine geçecek. Çünkü Çınar asla onu tutmaz. Şu televizyonun üstüne saati aldım. Televizyonun üstüne saati aldım. Güzel oldu bence. O yanındaki çiçekler falan böyle bir hoş durdu yani, hoşuma gitti. Şurada şeyler var. Koltuğun kırlentleri kurudular şimdi. Onları yerleştireceğim. Yerleştirmeyeceğim. Onları geçireceğim. Sonra böyle işte ev sanki hani dün hiçbir şey yapılmamış. Gerçekten her taraf leş yani. Kaç kolum makas var mı? Var anneciğim. Yatak odasında, babanın çekmecesinde. Çınar dün buraları silerken Çınar sürekli hareket halindeydi ya. O kadar ayak izi ki şu anda. Çınar'ı mama sandalyesine oturtturup tekrar buraları bir silmem lazım. Bir süpürürüm zaten. Dedim ya her taraf zaten leş olmuş yani. Yine şöyle bir süpürürüm, tekrar bir silerim. Sonra camı sileceğim. Ondan sonra koltuk klentlerini geçireceğim. Buraları yerleştireceğim. Aslına bakarsanız çok fazla işim yok ama böyle anlatıldığı zaman çokmuş gibi gözüküyor. Yemek olarak da sanırım karnabahar yapacağım bugün. Geçen Perşembe günüydü zannediyorum. Almıştık. Hani bugün pazar. Cuma, cumartesi, pazar. 3 gün olmuş. Hani daha fazla kalıp yumuşamasın dolapta. Ah yavaş. Gel buraya. Gel buraya. Gel şapkayı tak. Hadi şapkayı tak gidelim hadi. Gel. Sürekli şapkayı getiriyor. Hatta gel bakalım. Giy şapkanı. Ay ne yaptın Çınar? Kendi çıkardığı sesten kendi rahatsız oluyor ya. Çok çok değişik bir çocuk bu. Çok değişik ya çocuğu bugün. Çınar'ı yıkayacağım bugün. Koş buraya koş, yaramaz. Seni yaramaz seni. Ablasının odasına gidiyor. Ablası şimdi çubuktan, tahta çubuklardan ev yapıyor. Projeleri bu. Bugün yarına yetişmesi gerekiyor. Geri dönüşümü olan ürünlerden. Böyle ev yapmak, kulübe yapmak falan. Defne bayağı villaya heveslendi bakalım. Yapmaya çalışıyor şimdi. Kendi de yapmak istiyor. Şimdi Çınar ablasının odasına gidiyor. Defne bütün çubukları açtı hani direkt elime rahatça gelsin diye. Gidiyor bir tane alıyor, koşarak geliyor. Çünkü biliyor ablasının ona kızacağını. Uh-oh, gel buraya. Gel babam. Gel buraya. Oh yes. Çok değişik bir çocuk ya. Gel. Oh yes. Oh yes. Ama şunu Oh çıkarıp söyle yes. lütfen. Apple. Apo. Acaba. Çınar, çınar. Ekmeği. O şeker mi? Doğru söyle. Anne. Ağzını aç. Aa, sen de bana söyle şimdi. Görüşürüz. Anne anne söyle. Anne anne de. Söyle. Anne anne. Anne anne de. Dünden beri bunu oynuyoruz. O diyor anne anne efendim doğru söyle. Ay böyle işte kızlar. Sesim dışında Allah'a şükürler olsun halsizliğim falan komple gitti. Efendim. Doğru söyle. Anne. Buraları falan
falan yaparken çekmem herhalde. Çünkü sürekli hayır hayır. İşte bakın bundan bahsettim. Ona boyu yetiyor. Hayır. Bunu alalım. Tekrar eski yerine götürelim. Tamam. Hani böyle burada saat kalabalıklığı, burası saat, hani burada da bu olmasın demiştim ama yapacak bir şey yok. Evde böyle bir canavar varsa her şeyi aynı yere koyabilirsiniz yani. Şöyle göstereyim. Böyle. Yemin haline bakın. Neyse şimdi başlayayım bakın diye diye saat geçti. Kızlar şimdi kıymalı, havuçlu, bol karabiberli karnabahar yemeğimi koydum. Kapatıyorum. Karnabahar yemeğimi koydum şimdi. Bir de biberli şey yapacağım. Şehriye pilavı. Bayağıdır yapmıyorduk. Ondan yapayım dedim. Çıkardım biberimi falan da şimdi şu yemeğe bir koyayım. Öyle onu da yaparım dedim. Suyumu da kaynattım. İşlerimi de bitirdim. Salonum şu an pırıl pırıl oldu gerçekten. Misler gibi kokuyor. Bir de bu perde yıkandıktan sonraki o evin kokusu vardır ya. Çok severim onu. Koltukların örtüleri falan da yıkanınca böyle. İçerisi şu anda tertemiz. Göstereyim hatta size. Bakar mısınız? Yani bir de keşke şu kokuyu alabilseniz gerçekten. O kadar güzel kokuyor ki. Böyle. Saati göstermiştim değil mi size? Evet, bu saati de buraya bu şekilde koydum. Çınar Bey orada ders yapıyor. Yazabilirsin Çınar'cığım. Ama terliklerini niye oraya koydun? Hadi giy onları ayağına. Giy anneciğim terliklerini ayağına. Hadi benim güzel oğlum. Evet. Evi de şöyle tekrardan bir silip süpürdüm. Öyle üstünden yaptım. Hani çok detaylıca yapmadım. Zaten dün çekmiştim hep her yeri. Yemeklerimi de yapacağım. Şimdi fırına balık atacağım. Birazcık balıktan ayırmıştık. 2 gün yeriz diye. Dün ıspanak yaptım. Ispanağı yedik. Bugün bu yemekleri yapıyorum ama hani bunlar yarın için olur artık. Yarına hazır olur yani. Ya da işte yemek isteyen bunlardan da yer. En azından yarın işten gelince rahat olsun diye en azından pazartesi gününü rahat geçireyim dedim. Kaç çok en azından dedim şu anda fark ettim. Şimdi fırına atacağım çünkü hani evin içi mis gibi kokuyor. Balık kızartma kokusunu evde istemiyorum gerçekten. Hiç sevmem zaten o kokuyu. Kim sever ki zaten. Sonra da yemeği falan yiyelim. Birazcık çay keyfi falan yaparız. Sonra tabii ki her pazar olduğu gibi ben ne yaparım? Ütü. Yani bayağı bir ütü var bu sefer. Çünkü yani nasıl bu kadar çamaşır çıkıyor, bu kadar nasıl gerçekten diye düşünüyorum. Sonra düşünüyorum ki maşallah hepimiz her gün kıyafet değiştiriyoruz. Evde giydiklerimizi de tabii ki de değiştiriyoruz. Kaç kişiyiz? 4 yani. Yani. Çınar'ın zaten günlük kıyafet sayısını söylemeye gerek yok yani. Anneler zaten bilir. O yüzdendir ki bu sefer ütümüz bayağı var. Şimdi şu anda ama birçok işim bitti. Sen gel buraya mı gelmeye çalışıyorsun ya? Gel. Ah tokuştuk. Araya girmeye çalışıyorsun. Oh, lütfen yana yana bakma. Şuradan girmeye çalış. Lütfen yana yana bakma. Düzgün karşıya bak. Poz vermiyoruz. Karşıya. Yani telefona bak. Kameraya bak. Ama çok şişman gösteriyor senin kameran benimle. Şişman değilsin anneciğim. Sadece kamera bozuk. Evet. Kesinlikle. Şişman değil ki bunlar. Şişmanlık değil bu. Bu bal. Çınar geliyor şimdi. Bizi böyle görünce bak direkt aramıza girmeye çalışacak. Nereleri çiziyorsun acaba? Aa, elini çizmiş. Alabilir miyim onu? Onu alabilir miyim? Tamam. Kalemi almış eline de. Çınar'ın kafası. Of bir görseniz var ya. Göstermeyeceğim. Kötü olursunuz. Ve ben perdeyi asarken indim ben.
Tam o sırada benim peşimden gelmeye çalışıyorduk. Halıya takıldı, bir düştü. Yerde de harfi varmış bu. Tutmalı harfler puzzle. Var ya, puzzle'ın harfleri. O böyle burasına gelmiş. Böyle şişti ve morardı. İçim gitti gerçekten. Neyse, şükürler olsun. Onunla geçmiş olsun yani. Neyse bakalım, yemeklerim de olsun. Onları da gösteririm. Sonra yine görüşürüz. Şeyi etti, bunu nasıl yaptığını göstereyim size. Bu normalde şu anda yeşil biber var sadece. Normalde kırmızı yani kapya biberle beraber o şekilde çok güzel oluyor aslında. Hani bütün üç renk biberle karışık yapıldığı zaman. Ama kapya biberim yoktu. Hakan da marketteydi. Markete gitmişti yani, artık gelmek üzereydi. Daha da aramayayım onu dedim. Şimdi normalde bizim bir paketten 2,5 bardağı yakın şehriye çıkıyor, bilirsiniz. Öncelikle bir bardak kadarını döküyorum. Bunu böyle güzel kavuruyorum. Bayağı hani rengi dönene kadar kavuracağım bunu. Şu an sadece sıvı yağ var. En son ikinci bardağı koyarken de tekrar tereyağını ekleyeceğim ve diğer kalan şehriyeleri ekleyip ondan sonra güzel böyle iki renk gayet güzel en son olmuş halini de göstereyim. Hani kırmızı da olsa için aslında çok güzel oluyor böyle rengarenk. Şunlar ısınıyor, nasıl yanıyor kolum. Şunlar yani. Güzel bir kavrulsun, rengi güzel değilsin. Ondan sonra diğer bardağı ekleyeceğim. Kızlar, şehriyemin geri kalanını da attım. İşte böyle bir görüntü oluyor. İki renkli, birisi açık, birisi koyu. Şimdi suyunu koyacağım, güzel demlendireceğim ve pişecek, bu kadar. Kızlar, karnabaharım da pişti, böyle gözüküyor. Ben çok fazla sulu sevmiyorum. Yemekleri de daha doğrusu biz çok fazla sulu sevmiyoruz. Bu karar tam karar. Bize afiyet olsun. Kızlar, şehriye pilavım da bu şekilde oldu. Biberlerim biraz fazla kızarmış olsa da gayet lezzetli gözüküyorlar. Çıt çıt. Dedim ne oluyor, o ses nereden geliyor? Kızlar, pazar gününü noktalamış bulunuyorum. Duşuma da girdim. Artık daha kimse bana bir şey yaptıramaz derken içeriden Çınar'ın sesini duydum. Çınar uyudu ama inşallah uyanmaz diye umut ederek. Şu anda uyandı zaten, saat 1. Yandık zaten. Sabaha kadar ayaktayız yani. Biraz erken yattı çünkü 9.30-10 falandı. Kendiliğinden uyuyakaldı. Ben de o sırada işte ütülerimi falan yaptım. Onları yerleştirdim. Sonra işte tekrar şöyle bir eve tekrar bir çeki düzen verdim. Yani ev derken salon zaten topluydu. Geri kalan kısımlara. Sonra işte duş falan derken tekrar banyoyu şöyle bir temizledim. En son her şeyi yerleştirdim ve bittim. Yeter. Her pazar bu şeyi söylemekten ben de sıkıldım ama her pazar gerçekten o kadar yoruluyorum ki. Çünkü hani ertesi günün pazartesi olması, işte eve geldiğin zaman evin düzgün gözükmesi falan filan böyle, hani mesela pazartesi, salı, çarşamba öyle bir şey olmuyor. Yani çünkü rutinin belli, işte ütün tamam, kıyafetlerin ütülü, yemeğin varsa yiyorsun, yoksa hemen yapıyorsun falan. Ama pazar günü böyle hafta sonunun herhalde şeylik oluyor böyle, hani ya pazartesi gününe her şeyin tam girmeliyim falan modunda oluyorsun herhalde. Ya da en azından ben öyle oluyorum yani. İçim rahat etmiyor diğer türlü. Hani çok sevmiyorum da böyle hani tek tek ütü yapmayı. Hani tabii ki yapmadığım bir şey değil yani. Hani yaptığım zamanlarda oldu ama hani bu şekilde olduğu zaman her şey yerli yerinde, her şey ütülü. Hani hiçbir tane çamaşırım yok. Kenarda kurumuş, bekleyen, ütülemeyi bekleyen. O zaman gerçekten çok mutlu oluyorum. Ve böyle hani tertemiz ev, sen tertemizsin, ev tertemiz, işte böyle her yer böyle. Bütün kadınlarda vardır herhalde bu, değil mi? Bu sadece benim manyaklığım değildir yani. Böyle mesela bayılırım böyle yeni mis gibi kokan çarşaflarda yatmayı. İşte şu an salon mis gibi kokuyor. Hani böyle gidip gidip bakıyorum böyle, hani hemen şey yapıyorum. İşte ortalığa bir şey dağılmışsa hemen onu toparlıyorum falan. Birkaç gün böyle dayanabilirim. İkinci günden sonra, üçüncü günden sonra artık salarım. Çünkü bakarım ki yok, baş olmuyor. Evde çünkü bir canavar var.
Ay neyse, ne kadar uzattım değil mi ya? Böyle işte. Demem o ki, pazar gününü bitirmiş bulunuyorum. Yarın bakalım Allah'tan hayırlısı nasıl bir gün bizi bekliyor. Hep birlikte göreceğiz inşallah. Önümüzdeki hafta Allah'tan bir zarar keder gelmezse izin kullanacağım. Yani bir hafta izin almak istiyorum bu 15 tatil sebebiyle. Onun dışında da başka bir şey yoksa söyleyeceğim. Benden bugünlük bu kadar olsun. Umarım severek ve beğenerek izlersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Yarın görüşürüz inşallah.